Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir su bardağını aldım. Şöyle soğuk suyumu geldim balkona. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben yoruldum vallahi. Pilates'ten geldim. Geçen hafta gidememiştim. Bu hafta derslerime gideyim dedim. Zaten ondan sonra da Pilates'e ara veriyoruz. Çünkü hocam yazlığa gidiyor. 1,5 ay falan burada olmayacak. Döndükten sonra artık bakalım devam edeceğiz inşallah. Ben tabii bu süreçte zaten... Evet, uzağa gidecek. Ben bu süreçte zaten yürüyüşlerimi de yapıyorum biliyorsunuz. Her akşam gidiyoruz yengemle. Yürüyüşü bırakmayacağım. Ama Pilates'i de sevdim, alıştım. Reformer beni çok böyle iyi hissettiriyor. Sıkılaştığımı da hissediyorum. Bana iyi geldi yani. Hayli ablayı da çok seviyorum, hocamı. Artık hoca demiyorum ben ona zaten. Yani Pilates hocam ama... çok iyi de anlaşıyoruz. Evet, Duru Hale abla diyormuş. Her neyse, kızları aldım geldim, evi toparladım. Saat 3 oldu. Hilal'le konuştuk. Bu aşağıdaki parkta oturalım dedik. Ben termosta çay yapacağım. Bir de salata tarzı bir şey yapayım şöyle. O da hep lafımı işte konuşturmuyor, böyle diyeceğimi de unutuyorum. O da milföy yapıyorum dedi. Ben de salata tarzı bir şey yapayım. Çocuklar da parkta oynarlar. Çardaklarda otururuz. O yüzden yemek işimi de halletmem lazım. Kalkacağım şimdi. Bu 4. bardağım, biraz daha su içeyim. Mutfak beni bekler. Arkadaşlar. Normalde duşa girecektim ama akşam artık parktan gelince girelim dedim. Üstümü değiştirdim sadece spordan gelince. Böyle yani, sizler neler yaptınız? Nasıl geçiyor? Havalar nasıl? Yağmurlar yarın son gösteriyor. Yağmur bitsin. Bütün camlarımı sileceğim. Öbür küçük balkonumu dip köşe temizlemem lazım. Yıkamam lazım oraları. Perdeleri indireceğim salonun, odaların. Bir sürü işim var yani. Bunları inşallah hafta içi yapabilirim bakalım. Yapılması lazım ama dediğim gibi yağmurlar yağıyor diye erteledim ben bunları. Böyle yemek ne yapsam? Of, ne yapsam şimdi? Ne koysam? Yani evin yanındaki parka ineceğiz yakın ama oralarda da oturunca eve geliyorum. Rıza'nın işten gelme saati geliyor. Bu sefer yemek işi kalıyor. O yüzden gitmeden halletmem lazım. Bakalım şunu içip kalkıyorum arkadaşlar. Elif'e oturmak var mı? Yok. Hepiniz benim gibisiniz biliyorum. Hiçbirimize oturmak yok yani. Geldim mutfağa. Ne yapıyorum? Makarna salatası yapayım dedim. Vallahi çayla birlikte iyi gider. Garnitürüm de var. İşte yoğurdum, sarımsağım, mayonezim hepsi vardı. Şöyle yarım paket makarnalarımı da değerlendireyim. Boncuk makarnayla zaten güzel oluyor biliyorsunuz. Bu haşlansın. Ben de hemen ocağa bir kıymalı patates yemeği koyayım arkadaşlar. Salatayla birlikte Rıza onu çok seviyor. Makarnam haşlandı arkadaşlar. Garnitürüm vardı, bir küçük kavanoz. Onu da güzel yıkadım birkaç kere. Şimdi yoğurtla mayonez girecek. Bir tane büyük de sarımsak rendeleyeceğim. Tuzunu ekledim. Güzel bir makarna salatası yapalım. Bu havada da iyi gider vallahi, serin serin. Makarna salatası çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi çatalla tadına bir bakacağım. Tuzu falan yerinde mi diye. Mayonez de kattım. Yoğurtla birlikte sarımsak da rendeledim. Bunlar da var ya, demindir cırlaşıyorlar. Ne var acaba paylaşamadıkları? Bunu bir kaba alacağım. Bir tadına bakayım çatalla. Evet, parkta piknik ekibi hazır arkadaşlar. Bir tek termosuma çayımı dolduracağım. Kızlarla da konuştuk. Evden dedik tabak koyalım. Plastik tabak falan almadık yani. Ben gerçi şunların vardı piknik paketimde de. Çocuklara şöyle kola koydum. Biraz böyle evdeki bir şeylerden, onlar biliyorsunuz seviyor. Duru şimdi poşete koyma derdinde onları. Hilal de getirecek tabak bardak çocuklarına. Şöyle bir tane masa örtüsü aldım. Oralar biliyorsunuz temiz olmaz yani. Dışarısı olduğu için park tarafı. Şunları Duru'yla doldurduk. Şimdi bunu Azra eline alır. Park zaten Allah'tan dibimizde. Bunları da bir poşete koyarım bakalım. Başka da alacağım. Havlu kağıt da koydum ben. Islak mendil atayım olmadı. Ay vallahi var ya, su içinde kaldım. Suya girsem yeri yani, böyle hazırlanmak. Aynı anda Rıza'ya yemek yaptım. Onu kapattım. Böyle alev aldı yani bütün vücudum şu anda. Neyse. Oturur dinleniriz artık. Evet, piknik ekibi hazır mısınız? Hazırız. Hadi Azra sen bunu al kızım. Ben de termosla makarna salatasını alayım. Saati 4 yaptık arkadaşlar. Ancak toplanabildik. Hilal şimdi geldi. Sağ olsun mis gibi kek yapmış bakın kakaolu. Burada milföyümüz var. Burada salatamız.
Burada hazır bir şeyler de var. Şimdi çayları dolduracağız. Çekirdeğimiz var. Daha ne olsun valla, tam piknik. Çardağı da son anda bulduk. Çardaklar doluydu. Deminden beri var ya, bu çardağı gözetliyoruz. Neyse ki boşaldı. Hemen buraya yerleştik. Akşama kadar kalabalık oluyor arkadaşlar bura. Hilal'in güncesi kek yapmış bakın. Kesiledim kendime kek artık. Aynen. Ellerine sağlık. Sen kekte artık açtın kendini. Neyse bakalım. Acıktık hepimize. Kahvaltıyla duruyoruz değil mi? Sen kahvaltıyla mısın? Aynen, acıktık hepimiz. Hadi bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Evet, pikniğimiz vallahi keyifle devam ediyor. Çayları da doldurduk. Çayımız soğumamış Allah'tan. Çünkü Hilal'i bayağı beklediğimiz için dedim ki soğuk çay içeceğiz herhalde. Neyse. Aynen. Yok, sıcak soğuk hala. Çay. Hava sıcak ya, ben sizin vallahi için kekte kakaolu seviyorum diye arkadaşım bakın kakaolu yapmış. Eline koluna sağlık. Bir güzel karnımızı doyurduk. Erik ağacına çıktı Eda bizimkisi. Bakın çocuklar istiyor diye. Çocukların canı çekti diye çıktı oraya. Arada parka iniyorlar. Arada buraya çıkıyorlar. Vallahi iyi eğlendiler yani. Koştur koştur. Bir şeyler de yediler. Burası çok kalabalık oluyor. Bakın akşama kadar şu çöp dolmuş mesela. Biz hiç daha çöp falan koymadık da. Burada doğum günü falan da kutluyorlar. Ne bileyim, sınıftan çocuklar da geliyor. Okuldan bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Burası bayağı hareketli akşama kadar. Esra dikkat et kızım, kafalarına abi, gelmesin. Tamam dikkat edin, zaten gidince banyoya gireceksiniz. Abi. Ağzınıza yüzünüze çarpar Hira. Saat 6.30'a geldi. Eve az önce geldik. Hemen bulaşıklarımı hallettim. Gitmeden tencereleri falan bırakmıştım öylece. Leğenleri falan. Termosu da yıkadım. Buraları tertemiz yaptım arkadaşlar. Rıza da gelmiş. Yemeğini yemiş bir güzel. Evet, mutfağı topladıktan sonra da hemen kızları banyoya soktum. Önce Duru'yu yıkadım. Sonra Azra girdi. Şimdi saçlarını kurutacaktım ama mutfağa geldi. Tamam, onu yapacağım anneciğim. Acıktım dedi. Onlara bir şeyler hazırlıyorum. Kızlar yemek yerken balkon camlarına giriştim desem inanır mısınız? Bugün o kadar çok gözüme battılar ki. Zaten şuradan bakın, silindik yerle silinmedik yeri anlarsınız bakın. Çamur yağmıştı resmen. Önce kapımı sildim güzel çerçevelerine varana kadar. Sonra camları sildim. Orası kalmış. Oraya şimdi uzanacağım. Tek tek çeke çeke siliyorum arkadaşlar. Üstüm başımı değiştirmeden sileyim dedim. Sonra duşa gireyim dedim. Yani... Vallahi duramadım gene. Öbür balkonda silebilirim. Hatta öbür balkonda sileyim ben aynen. Saat 7'ye geldi. Elif Hanım balkonlarda cam siliyor. Ay yoruldum arkadaşlar. Gerçekten yoruldum. Şu Ilvice'ın bezleri de çok güzel oluyor bakın. Köpüklü suyla sildim. Şampuanlı suyla. Normal mavi bezim var. Ilvice'ın beziyle de duruluyorum. Kurulamaya gerek kalmıyor. Çok da güzel oluyor. 3 taneydi. Birini anneme vermiştim. Allah. Öbür balkonu da sileyim. Duşa gireyim. Bir kere daha geçeceğim bunları gerçi bezle. Şöyle göstereyim. Tertemiz oldu. Buranın camları bitti arkadaşlar. Ben de bittim. Vallahi kapısı her şeyi tertemiz oldu. Şu arka tarafı da aldım. Şu perdelerin arkasını. Toz içindeydi orası da. Vallahi içim artık rahat etti yani. Kaç gündür burası benim aklımdaydı inanın. Şimdi buraya geçiyorum arkadaşlar. Buranın kiri oradan da fena, görüyor musunuz? Kuşlar da pisletti bakın. O kadar çok yani kuş güvercin var ki. Yani ben sileceğim ama biliyorum ki yarın yine bunlar olacak. Akşamları doluşuyorlar. Şuna bakın. Ay, pislik içinde Gülben. Mahvolduk Gülben. Gerçekten mahvolduk. Mahvolduk. Birazdan bir kahve içeriz banyodan sonra şurada. Şuraya kadar bakın. Görüyor musunuz? Neyse artık. Bu evin de şeyi bu işte. Şöyle masayı çektim. Orayı bir boşalttım. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Bezimi de güzel yıkadım şampuanlı suyla. Önce içeriden tozunu alacağım. Bezimi yıkayıp ondan sonra dışarıyı alacağım. Çünkü dışarıyı alınca bezi atmam gerekiyor. Acayip kirli. Şöyle tozunu alalım.
anne. Efendim? Sakız. Sen desin. Sakız mı? Hı. Yok, ben sakız istemem Durucuğum. İçten bile ne kadar kirlenmiş. Bir de sürekli aldığım halde yani. Bir de almasam ne olur? Bezimi yıkayayım. Anne. He kızım. Şu şeyler pislenmiş. Her yer pislenmiş Gülben. Mahvolduk. Ay şuna bak. Mahvolduk Gülben. Şu çiçekleri alt pislenmiş. Onları da sileriz kızım şimdi. Bizim. O kuş pislikleri de var ya, o kadar zor çıkıyor ki, kuruyorlar ya güneşte. Kaç kere sildim şuraya. Bir de yukarıda olduğumuz için. Aynen. Kolay rüzgarla geliyorlar. Neyse, çıktı Allah'tan. Akşam ezanı okunuyor. İşim yeni bitti. Çok yoruldum arkadaşlar ama tertemiz yaptım şu camları. Günlerdir gözümde büyüyordu. İki balkonda benim bir saatimi aldı. Size kısa kısa çektim ama inanın bir saattir uğraşıyorum. 7'den beri saat 8.30'a geliyor düşünün. Mis gibi yaptım. O kuş pislikleri falan hepsini çıkardım arkadaşlar. Keşke böyle kalsa. Bunu da sildim çiçekliği. Tozlanmıştı orada, camı açıyoruz ya. Şu köşeleri falan hep sildim. Vallahi içim rahatladı. Şu anda nasıl rahatladım anlatamam. Camlar benim hassas çizgim biliyorsunuz. Camlar temiz olunca huzurlu oluyorum. Müzikler de güzeldi. Sildim gitti vallahi. Şimdi ben bir duş alayım, ondan sonra şurada güzel bir yer akşam kahvesi içeyim. Dinleneyim artık. Koltuktan kalkamıyorum desem inanır mısınız? Vallahi kalkamıyorum. Yaklaşık bir yarım saattir burada böyleyim. Ama saçlarımı kurutmam lazım. Islak bırakmam. Başım ağrıyor sonra. Ve kahveyi hala içemedim. Kızlar bir şeyler yemişlerdi. Ondan sonra da ben işte banyo tarafını temizledim. Oralar batmıştı. Makine çalıştıracağım. Kıyafetlerimizi, her şeyimizi makineye doldurdum. Zaten bu ara makinenin başı döndü artık. Günler yoğun geçiyor arkadaşlar. İşim gücüm bitmiyor. Yapılacak iş çok. Bir de ben çok hızlı hareket ediyorum. Hiç ağır iş yapamam yani. Böyle hızlı hızlı her şeyi hallediyorum. Oraya koştur, buraya koştur. Arkadaşlarla bir şey yapınca ne bileyim, markettir, pazardır, çarşıdır. Yani ev işlerini zaten hiç saymıyorum. Günlük yani sabit onlar. Ama ben çok hızlı hareket ediyorum sanırım. Böyle hani yavaş yavaş bir şey yapamıyorum. O iki balkon bu akşam mesela canımı okudu. Akşam akşam zorum neydi? Yarın yapardım mesela. Yarın kalkardım erkenden. Yapardım yani. Ama taktım ya kafaya bugün o camları. Geç de gelsem yapacağım yani. Hatta bir ara videoya falan da çekmeyecektim. Yani oraları iyice böyle daha bir hızlı yapayım dedim. Video çekince kalıyor. Neyse, sonra Azra'ya dedim ki gel beni birazcık çek, beraber silelim hani siz de görün diye. Yoruldum yani, anlayacağınız. Vallahi bu aralar çok yoruluyorum. Akşamları çok yürüyoruz. Yengemle 1-1,5 saat yürüyüş yapıyoruz. Bugün pilatese gittim. Geçen hafta gitmemiştim. Pilates bu hafta son zaten. Dediğim gibi yazlığa gidecek Hala abla. Oradan geldikten sonra inşallah onunla yolumuza devam edeceğiz ama... Biz tabii yaz boyu duracak mıyız? Tabii ki durmayacağız. Bana yürüyüş çok iyi geliyor. Ben senelerdir zaten en vazgeçemediğim spor yürüyüştür. Bol bol yürümek arkadaşlar. Ama yoruyor insanı. Şuraya oturduğum zaman var ya, bütün günün ağırlığı üstüme çöküyor, omuzlarıma. Şu anda öyleyim yani. Neyse, Allah sağlık versin. Hep bir koşturmacı olsun yani hayatımızda. Hastalık falan olmasın da koşturalım. Ama biraz da insan kendini
acımalı değil mi yani? Ben hiç acımıyorum kendime. Çok hızlı hareket ediyorum. Arkadaşlarım da söylüyorlar. Yani çok her şeyi çok çabuk yapmak, halletmek istiyorsun ama yoruluyorsun diyorlar. Haklılar yani. Ne bileyim. Üşengeç ya da şey biri olamadım hiç böyle. Canına kıyamayanlar olur ya, hiç öyle biri olamadım. Annem de diyor hiç acımıyorsun kendine diyor. Vallahi öyle. Neyse kalkayım. Duru'nun canı omlet istiyor. Bu saatte canı omlet çekmiş. Ona bir omlet patlatayım. Ben de şu saçlarımı kurulayayım güzel. Hatta birazcık fön makinesiyle düzleştireyim onları. Öyle yine birazdan buluşuruz. O içemediğimiz kahveyi de yaparız inşallah. Kuruttum saçlarımı çok şükür. Nescafe'mi de yaptım. Rıza arkadaşlarıyla dışarı çıkmıştı. O da birazdan gelirim dedi. O gelene kadar şurada kahvemi içeyim. Mutlaka gece çayı demler. Ona da bir bardak çay içerim o geldikten sonra. Evet, kahvemizi içtik. Güzel dinlendik artık. Şimdi videomu editledim. Veda vakti arkadaşlar. Bugün de ayrılıyoruz. Yarın kısmetse buluşuruz zaten. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.